Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkes kendisini görebileceği mozaik bir yapı oluşturduk. Bunun sonucu olarak şu an itibariyle ilimizde ikinci parti konumundayız. Yaptığımız sağ çalışmalarından rahatlıkla görebilmekteyiz. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, huzur içerisinden çıkmasına ışık tutar ve toplumun geniş kitle tarafından benimsenen başarı sonucu partimizi Türkiye'de ikinci parti konumuna taşımıştı. Onda internet altyapısı olmadığından ve taşıma eğitimden ötürü öğrencilerimiz eğitim ve öğretmen aksaklığa yaşamaktadır. İlimizde bulunan devlet hastanesinde onkoloji bölümü yokluğu, gastroenteroloji, beyin cerrahi, plastik cerrahi bölümlerindeki doktor eksikliklerinden halkımız ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Kaydedilmemiştir. Bu yılın açılması halinde 200 kilometre olan yol uzunluğumuz 120 kilometreye kadar düşecektir. Böylece zamandan ve ekonomiden büyük ölçüde tasarruf sağlanacaktır. Hakkari kurşun çinko madenleri bakımından Türkiye'nin en zengin ili olmasına rağmen kentimizin kalkınmasına ve İslam sorunlarının çözümüne büyük katkı sunacak olan maden izabet tesisinin yeraltı zenginlikleri açısından yetersiz başka bir ilde kurulması lojistik ve kalkınmada ilimiz yakınımıza ciddi zararlar vermiştir. Ve serbest bölge haline alması elzemdir. Sınır kapısıklarımızdaki bu aksak nedeniyle yöre halkımız ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir. Normalleştirmek için, Türkiye'yi zenginleştirmek için ama bu zenginliği de adil bir şekilde bölüştürmek için vermiş olduğumuz bu mücadeleyi insan haklarına saygılı, demokratik bir düzen inşa edeceğimiz, demokrasiyi yeniden kuracağımız, hiç kimseyi dilinden, inancından, kökeninden, hayat şeklinden dolayı ayrıştırmayacağımız bu düzeni kurmamıza verdiğiniz destekten dolayı hepinizi saygıyla selamlıyorum. İl başkanımız da bahsetti. İnsanca, hakça bir düzen kuracağız dedi. Evet, insanca, hakça bir düzen kuracağız. İnsanca, hakça bir düzen kurmak ne demek? Kayyumların olmaması demek. Vatandaşın vermiş olduğu oy neyse, o oyun sandıktan aynen çıkması ve o çıkan irade, o millet iradesinin aynen yansıması demek. Hakkari sınırda bir ilimiz. Van'da öyle. Dün de Van'daydık. Sınır ticaretinin güçlendirilmesine ihtiyaç var. Sınır ticaretinin önünün açılmasına ihtiyaç var. Sınır ticaretinin teşvik edilmesine ihtiyaç var. Biz bunu yapacağız arkadaşlar. Sınır ticaretinin önünü açacak düzenlemeler yapacağız. Zengin, refah için yaşayan bir ülke olması için yapılması gereken bir iş. Altılı Masa onun için bir araya geldi. Evet, biz farklı geleneklerden geliyoruz. Çok farklı siyasi partileriz. Bunu da azaltmaya çalışmıyoruz. Yani biz Saadet Partili... Evet, aramıza hoş geldin. Sağ olun. Hazır oldum. Maş kaliteli efendim. Maş kaliteli maş ama şu patı bir anda diktim. Aramıza hoş geldiniz. Aramıza hoş geldiniz. Yani rahat rahat konuşabilirsiniz. Bir şey yok. Bilmiyorum. Sağlıklardan öte bir sorun aslında. Bu sadece şansa da ilgili. Hani biz zaman sonu başkanı da görüyoruz. Yani teker bir ülkede ziyaretiniz de toplum için, teker toplum için olabilir. Ama bu başta sana bir şey söyleyeceğim. Cehalette
Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in demokratikleşmesi gerektiğini artık inanmalı ve daha cesur davranmalı. İyi bir şey söylüyorsun. Daha cesur davranmalı. Cumhuriyet'i demokrasiyi taşlandıracağız diyor. Tüm partilere rağmen daha cesur davranmalı ve sahipleri dinleyelim. Sayın Bekir, sağ olun. 4 bir yılda sandığı bekliyoruz. Bekliyorlar. Çoğuz başkanı. Bekliyorlar. Sayın başkanım. 4 gözle bekliyoruz sandığı. 4 gözle bekliyoruz sandığı. Vallahi biz de getirmek işlerimizden geleni yapıyoruz. Geliyor gelmekte olan. Aynen. Yok desen ya, yoksa yok, yok diyeceksin. Hayır. Varsa var diyeceksin. Hayır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir hesap sanatçılar olsa doğru gidiyoruz.